Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif Beğenmiş ben. Bugün sizlerle 2022 yılının Ocak ayında okumak için ayırdığım kitaplarımı paylaşacağım. Aralarında eğer sizin de okumak istedikleriniz varsa, kitaplığınızda olan kitaplar varsa birlikte okuma fırsatımız olsun diye. Yine çok farklı kitapları bir araya getirdim. Bunların kimisi ruhuma hitap eden kitaplar, kimisi zihnimi doyuracak kitaplar, kimisi beni dinlendirecek kitaplar. Ama günün sonunda hepsinden farklı bir tat alacağım için keyifli bir Ocak ayı geçirmeyi planlıyorum. Ve aralarından bazıları için gerçekten çok uzun zamandır heyecanla bekliyordum. Özellikle aralarında bir tane biyografi var. Neredeyse 6 aydır Ocak ayı gelse de artık buna başlasak diye heyecanla beklediğim bir kitaptı. Şimdi isterseniz çok fazla uzatmadan hemen ilk kitapla başlayalım. Göstermek istediğim ilk kitap, devam etmekte olduğum bir serinin son kitabını okuyacağız Ocak ayında. Onunla başlamak istiyorum. Bu Adalet Ağaoğlu'nun Damla Damla Günler serisinin 4. kitabı. Biliyorsunuz Adalet Ağaoğlu'nun Damla Damla Günler serisinde günlükleri yer alıyor. Toplamda 4 tane kitaptan oluşuyor. Daha evvelki aylarda çektiğim videoları izlediyseniz eğer zaten bahsetmiştim. Serinin son kitabı Damla Damla Günler 4. Bunun içerisine de 1990 ve 1996 yıllarında yazdığı günlükleri yer alıyor. Buna aslında Adalet Ağaoğlu'nun günlükleri demek çok zayıf kalabilir kitabın içeriğini anlamanız açısından. Tamamen o dönemi kapsayan günlükler bunlar. Edebiyat çevresinde olan olaylar, siyasi olaylar, ülkede gelişen olaylar, her şey Adalet Ağaoğlu'nun gündeminde ve günlüklerinde yer aldığı için çok keyifli okuyorsunuz. Aynı zamanda hem onun iç dünyasına tanıklık etmiş oluyorsunuz. Adalet Ağaoğlu'nu daha yakından tanımış oluyorsunuz. Hem de dönemin belli başlı olaylarını öğrenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda en tehlikeli yanı bu. Çok fazla kitap ve çok fazla yazar not alıyorsunuz kenara. Merak edip daha sonra okumak adına ve ardından kitap alışverişi yaparken buluyorsunuz kendinizi. Bu kimine göre dezavantaj, kimine göre avantaj olabilir. Fakat dediğim gibi çok güzel tavsiyelerde, çok güzel kitap tavsiyelerinde de bulunuyor. Ara ara size severek okuduk ve son kitabı da Ocak ayında severek okuyacağız. Adalet Ağaoğlu gerçekten çok özel bir insan. Tavsiye ederim eğer merak ediyorsanız. Ve yine uzun bir süredir okumaya devam ettiğimiz bir seri var. İş Bankası Yayınları'ndan çıkan En Güzel Tarihi serisi. Oldukça geniş kapsamlı kitaplar bunlar. Ele aldığı konuyu gerçekten derinlemesine ve sizi asla sıkmadan tarihin en başından başlayarak anlatıyor. Çok da keyifli ilerliyor. Ocak ayında ise Kadınların En Güzel Tarihini okuyacağız. Kadınların En Güzel Tarihini aslında Aralık ayında okumayı planlıyorduk. Fakat Aralık ayında biraz ara vermek istedik ve Ocak ayını erteledik. Kadın olmak ne anlama geliyor? Bir erkeğin dünyasında kadın olmak nedir? Bu her çağda değişen bir şey. Bu kitapta ise en başından beri, insanlığın varoluşundan beri kadın olmak nedir? Hangi yollardan evrilerek bugünlere gelmiş? Bunları okumayı umuyoruz. Çünkü dediğim gibi ele aldığı konuyu en başından başlayıp günümüze gelerek size anlatıyor. Ve asla da sıkmadan çok da keyifli bir şekilde serinin neredeyse bütün kitaplarını okuduk. Kadınların En Güzel Tarihi de eğer kitaplığınızda varsa birlikte okuyabiliriz. Çok da güzel bir arka kapak yazısı var. Ve sevgili Ümit'le çektiğimiz videodan sonra alışveriş sepetime ekleyip aldığım kitaplardan birini de hemen hiç ara vermeden Ocak ayı okuma listeme eklemek istedim. Bir öykü kitabı bu. Bir tane günlük gösterdim, bir tane kurgu dışı kitap gösterdim ve şimdi bir tane öykü kitabı göstermek istiyorum. Ali Teoman, Horasan El Yazması. Eğer o videoyu izlediyseniz Ümit gerçekten çok övgüyle bahsetmişti bu kitaptan ve benim de ilgimi çekmişti. İlk defa Ali Teoman okuyacağım. Daha önce okumadım ve birkaç tane daha kitabını aldım Horasan El Yazması dışında. İlk önce öyküleriyle kendisiyle tanışmaya karar verdim. Eğer sizin tanıdığınız bir kalemse Ali Teoman hakkında yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hiç okumadıysanız Horasan El Yazması da sizin kitaplığınızda varsa birlikte okuyabiliriz Ocak ayında. Ve şimdi öykü kitabını da gösterdikten sonra 2021 yılında bence en büyük kazanımlarımdan bir tanesiydi Şükrü Erbaş'la tanışmak. Şükrü Erbaş'ın bir kitabını okumaya karar verdim Ocak ayında. İnsanın acısını insan alır. Bu gerçekten
arka kapak yazısıyla beni son derece etkileyen kitaplarından bir tanesi. Zaten Şükrer Baş'ın kendisi beni çok fazla etkiliyor. Bu Ocak ayında kalbime, ruhuma hitap edecek kitaplardan bir tanesi olacak. Şairane bir dili olduğu için çok keyifle okuyacağımı inanıyorum. Bunun içinde şiirleri yok. Bunun içinde kısa kısa yazıları yer alıyor. Farklı farklı konularla ilgili keyifle okuyacağım. Biliyorum aranızda da Şükrer Baş'ı sevenler çok fazla. Çok geniş bir hayran kitlesi var. Eğer bu kitapta sizin kitaplığınızda varsa ve okumayı planlıyorsanız Ocak ayında birlikte keyifli bir şekilde okuyabiliriz. Şükrer Baş'ı gerçekten çok seviyorum. Geçen videonun altında birisi Şükrer Baş'ı görünce gözlerim doldu yazmış. Şükrer Baş'ın gerçekten öyle bir büyüsü var. Ben söyleşisine gittiğim zaman onu dinlerken enteresan bir şekilde insanın gözleri doluyor. Çünkü o kadar çok kalbinize dokunuyor ki anlattıklarıyla, söyledikleriyle ve yazdıklarıyla insanı mutlu eden, keyifli bir tat bırakan ardında kitaplardan bir tanesi. Ve Şükrü Erbaş'tan sonra Ocak ayının şiir kitabını sizlere göstermek istiyorum. Son iki aydır her ay bir tane şiir kitabını masamda bulunduruyorum. Ve canım istediği zaman genellikle günün son saatlerinde birkaç tane şiir okuyarak keyifli bir şekilde ilerlemiş oluyorum. Günü sonlandırmış oluyorum. Kasım ayında Nilgün Marmara'nın daktiloya çekilmiş şiirlerini onu anlamaya çalışarak daha çok okudum. Aralık ayında Firuk Feruzgah Yaralarım Aşktandır kitabını çok keyif alarak gerçekten okuyorum. Kendi kalbini çok berrak bir şekilde bence şiirlerine yansıtmış. Ve Ocak ayında da Özdemir Asaf'la devam etmek istedim. Benden sonra Mutluluk. Eminim ki Benden Sonra Mutluluk kitabın içinde de çok güzel şiirleri var. Çünkü Özdemir Asaf'ın şiirlerini de çok seviyorum. Benden Sonra Mutluluk kitabın içinde Özdemir Asaf'ın farklı dergilerde yayınlamış veya hiçbir yerde yayınlanmamış şiirleri yer alıyor. Özdemir Asaf'ı çok sevdiğim için ve şiir okumayı da sevdiğim için Ocak ayında okumak keyifli olacaktır bence. Ve sıradaki kitabımla devam etmek istiyorum. Bir dönem herkesin çok severek okuduğu ve övgüyle söz ettiği kitaplardan bir tanesi bu. Biraz o popülaritesinin geçmesini bekledim okuma listeme almak için. Aynı zamanda sevgili Menekşe'nin de hediyesi bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ocak ayında okuyacağım bir başka kitap Shibumi. Bu kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece tek bildiğim okuyan hiç kimsenin pişman olmadığı ve ben de gerçekten pişman olmadan okumayı umuyorum Ocak ayında. Eğer sizin de kitaplarınızda varsa Shibumi'yi birlikte okuyabiliriz. Herkes çok keyif alıyorsa ben de herhalde severek okuyacağım diye ümit ediyorum. Şimdi geriye iki tane kitabım kaldı. Bunlar gerçekten beni çok fazla heyecanlandıran kitaplar. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi, bir önceki alışveriş videomda bahsetmiştim sizlere. 2022 okuma planı gibi bir video paylaşmadım ben. Çünkü zaten her ay okumaya planladığım kitapları sizlerle paylaşıyorum. Bunu toplu bir şekilde önceden paylaşmak çok gerekli değilmiş gibi geldi bana bu yıl en azından. Çünkü beni artık az çok tanıyorsunuz. Ben her ay mutlaka bir tane biyografi okuyorum. Kurgu dışı kitaplar çok fazla okuyorum. Bunların yanında öyküler, romanlar okuyarak ayı bitiriyorum. Elimden geldiğince farklı tarzdaki kitapları bir araya getirmeye çalışıyorum okuma listesini hazırlarken. Çünkü sürekli aynı tarzda, örneğin sürekli roman okuyarak kurgu dışı kitaplardan alacağım bilgilerden mahrum kalmış gibi hissediyorum kendimi. Ve 2022 yılı da bu şekilde devam edecek. Biyografi okumalarına, felsefe okumalarına, felsefi kitaplar okumaya yine devam edeceğim. Bunun dışında ek olarak yeni sadece tarih alanında bazı kitaplar okumaya da özen göstereceğim. İşte bunlardan bir tanesi Sina Akşin'in Kısa 20. Yüzyıl Tarihi. İş Bankası Yayınları kurgu dışı kitaplarda gerçekten çok iyi. Kesinlikle sizi sıkmadan her konu hakkında olabildiğince bilmeniz gerektiği kadar bilgiyi ve tekrara düşmeden, aynı şeyleri tekrarlamadan sizi aktarıyor. Bu yüzden İş Bankası Yayınları'ndan kurgu dışı bir kitap alırken hiç tereddüt etmiyorum. Kısa 20. yüzyıl tarihi toplamda 10 bölümden oluşuyor. Ocak ayında okumaya başladıktan sonra bir ayda ne kadar okuyabiliyoruz bunu gördükten sonra bu kitabı da bölümlere ayırarak okumaya devam edeceğiz. Kısa 20. yüzyıl tarihi toplamda 10 bölümden oluşuyor. Fakat biz her ay kaç bölüm okuruz bunu kitaba başladıktan sonra anlayabileceğiz.
yapacağız. Tahminimce bir ayda iki bölüm okuruz gibi geliyor bana. Çünkü örneğin birinci bölüm 50 sayfa, ikinci bölümde okuduğumuz zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna gelmiş olacağız ve 100 sayfayı kolaylıkla okuyabiliriz diye tahmin ediyorum. Fakat dediğim gibi kitaba başladıktan sonra bunu daha iyi anlamış olacağız. Demek istediğim şu, zannediyorum 4 ayda okuruz bu kitabı gibi geliyor bana. Çok yaza kalmadan da bitirmek istiyorum açıkçası. Ve içeriğine baktığım zaman 20. yüzyılda insanların yaşadıkları belli başlı olaylara değinmiş. Birinci Dünya Savaşı var, yeniden savaşa doğru gitme süreci. İkinci Dünya Savaşı gerçekten çok zorlu yıllardı ve romanlarda okurken bile etkilendiğimiz şeyleri burada gerçekliğiyle öğrenmek benim için oldukça etkileyici ve keyifli olacak. Daha sonra Soğuk Savaş ya da Dehşet Dengesi, kapitalizmin büyük taarruzu gibi ana başlıklarla devam eden bölümleri var. Oldukça bilgi dolu, verimli bir okuma olacağını düşünüyorum. Eğer tarihe biraz merakınız varsa, özellikle 20. yüzyıl tarihini merak ediyorsanız bu okuma grubuna da dahil olabilirsiniz. İş Bankası yayınlarının kitapları da nispeten bu kalınlıkta ve bu verimdeki diğer yayın evlerinin kitaplarına göre oldukça hesaplı. Tavsiye ederim. Sina Akşin de tarih konusunda çok değerli kitapları olan, şimdiden diğerlerini de alıp okumak istediğim kalemlerden bir tanesi. Yeni bir serüvene başlayacak olmak beni gerçekten heyecanlandırıyor Ocak ayında. Ve beni çok fazla heyecanlandıran, gerçekten ben bu kitabı zannediyorum Mayıs ya da Haziran ayında almıştım. Bir kendimce indirimden almıştım ama ben aldıktan sonra daha da fiyatının düştüğünü gördüm. O günden beri zaten Ocak ayında okumayı planlıyordum. Tarihini belirlemiştim fakat ara ara gidip gelip açıp bakıyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Nietzsche'nin biyografisi. İnanılmaz heyecanlıyım bu biyografiye başlayacağım için. Çünkü Nietzsche'yi çok merak ediyorum. Nietzsche'yi Nietzsche yapan özelliklerinin nasıl oluştuğunu, neler yaşadığını, eserlerini ve iç dünyasını biraz da olsa biyografide görebileceğiz bence. Çok merak ettiğim için beni çok heyecanlandıran kitaplardan bir tanesi. Işık vuruyor zannediyorum, kitap görünmüyor. Bu seri de İş Bankası yayınlarının biyografi serisi de gerçekten çok başarılı. Biliyorsunuz daha önce Darwin'in, Immanuel Kant'ın ve Schopenhauer'un biyografilerini okumuştum. Daha sonra okumayı planladığım biyografiler de var. Kesinlikle sizi sıkmadan, adeta bir roman okur gibi, o kadar akıcı. Öğrenmek istediğiniz kişi hakkında her şeyi öğreniyorsunuz. Onun aile hayatıyla ilgili, yaşadığı döneme dair özellikle, bu bence çok faydalı bir şey. Yaşadığı dönemde gelişen önemli olaylara da bu biyografilerle size veriyor bu kitaplar. Çok keyifli bir şekilde okuduğumuz biyografiler oldu. Özellikle Darwin'in biyografisi gerçekten çok keyifliydi. Ve inanıyorum ki Nietzsche de öyle olacak. Biraz baktım, ilk 1-2 sayfasına baktım. Başlangıcı bile oldukça etkileyiciydi. Bunu da yine zamana yayarak, bölümlere ayırarak okumayı planlıyoruz. Nietzsche'nin biyografisi de toplamda 3 bölüme ayrılarak derlenmiş. Fakat bunu da ne kadar sürede okuruz kesinlikle bilmiyorum. Kitaba başladıktan sonra ne kadar okuyabiliyoruz, ne kadarını okuduktan sonra bırakmak istiyoruz, o süreçte buna karar vereceğiz. Bana öyle geliyor ki hiç elimden bırakmadan okumak istediğim kitaplardan birisi olacak. Çünkü Nietzsche'yi gerçekten seviyorum ve çok heyecanlıyım onu daha yakından tanıyıp diğer eserlerini de, okumadığım eserlerini de okumak için. Eğer kitaplığınızda varsa Nietzsche'nin biyografisi aldıysanız, Ocak ayında, 1 Ocak'ta başlamayı düşünüyoruz bu kitaba bu arada, Ocak ayında okuma grubumuza dahil olabilirsiniz. Ve benim bahsetmek istediğim kitaplar bu kadardı. Farklı farklı türlerden bence oldukça zengin bir liste hazırladım kendime. Aralarına bir tane masal kitabı sıkıştırmayı da çok istiyordum aslında. Çünkü elimde kalan masal kitaplarını bitirip yılın ikinci yarısında en azından Binbir Gece masallarına başlamak istiyorum artık. 1-2 yıldır kitaplığımda duruyor ve çok da merak ediyorum. O zamana kadar en azından elimdeki masal kitaplarını bitirince başlama fırsatı yakalarım diye umuyorum. Ama şimdilik okumayı planladığım, listeme aldığım kitaplar bunlar. Fırsat bulursam, arada zaman kalırsa bir tane masal kitabı da sıkıştırabilirim. Hepsi benim için oldukça değerli kitaplar. Videonun başına dediğim gibi kimisi gerçekten kalbime, ruhuma dokunan, kimisi zihnimi doyuran, kimisi beni dinlendiren kitaplar olacak. Bütün duyguları bir arada bana yaşatacak kitaplar seçmeye çalıştım. Eğer aralarında sizin de okumak istedikleriniz varsa, kitaplığınızda olan kitaplar varsa, uzun süredir beklettiğiniz bir şubemi olabilir bence kitaplığınızda, bende olduğu gibi. Birlikte okuyabiliriz. Bunun için videonun altına yorum yazabilirsiniz veya Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Instagram hesabım da videonun altında açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Oradan
takip edebilirsiniz. Ve herkese mutlu, sağlıklı bir 2022 yılı diliyorum. Umarım umduğunuzdan çok daha güzel geçer. Çünkü bence artık bunu fazlasıyla hak ettik. Son 2 yılda oldukça hırpalandık ve yorulduk bütün bir dünya olarak. Artık 2022 yılında biraz güzel şeyler duymaya, görmeye ve yaşamaya ihtiyacımız var ve bence bunu hakikaten hak ettik diye düşünüyorum. Ve videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.